السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سوزمنا بزنا مشيئة جام قيغان وشندق إغر كلبت لكلادمو birbirimizga haqiqiy qarindoshlik mehrini berishga fursat yaratib bergan Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaga hamd va sano aytish, bizga qarindoshlikning ahamiyatini, haq uchun kurash qilishningki isilligini o'rgatgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salom yo'llashdan boshlayman. Hammangizga ma'lum bo'lgandek, bugungi temamiz navbatdagi Xitoy islom dunyosi munosabatlari va Sharq Turkiston. Ben kespi buluş miqyasından qaraganda ben bunun ehli emas deb qarayman, ama Sharqi Turkistonlik buluş sübtüm bilen bu sahede izlenişini üzerimden bir kişilik mecburi itirap qaraganlığım üçün bu timini kubul kıldım ve üzerimden küçüklük ilmi asası da teyyarlı kılıç tırıştım. Yaktırıp kulak bir işinlani, tenqidi fikrinler bolsa bana bir işinlani, tavsiyalarını, birişimlerini sorayım. Sözünün beşini bu hadisiyle başlaşın doğru taptım. La yaşkurullah, men la yaşkurun nes. Başkalarına rahmet eğitişini bilmeyen, şükür eğitişini bilmeyen, Allah'a şükür eğitişini bilmeydi. Şimdi biz bu şu sorununu hazırlayan, bu şu sorunun ki aldı da yetekleyen, kırındışım, sepdişim, Hidayetullah Oğuz Khan ve şundakla kardeşimden arkası da bu sorunun hazır buluşuğa maddi, manevi, fikri cihetlerde yardımda boğan bağırlı kardeşlerine şükrümünü bildirmen, rahmetimini, minnettarlığımı bildirmen, Allah'ım Allah'ın razı olsun. Bu kademini 11. yılga ekelgelen, ekelerle geldiğinler için hakiki hemimizin bir iftiharla durduğun çok bir iş. Emeliyette bu halkaralık derecedeki bir yığılış deb qarasak bo'ladi. Alhamdulillah, buning tartibiga qarayli, o'rinlashtirishiga qarayli, to'g'ri protokol masalalarida ba'zi bir nuqsonlar bo'lgan bo'lsa-mu, inshaalloh bugungi bu protokol darsining natijasida kelar yili 12-yillik qatimliq yig'ilishimiz inshaalloh haqiqiy professional nimasiga darsga yetgan holatda bo'lishini umid qilamiz va Alloh subhanahu va taolodan bu qarindoshlarimizga yordam berishini so'raymiz. Biz sözümüzne, bizning rakibimiz bo'lgan, düşmanımız bo'lgan Xitoydan boshlash to'g'ri keldi. Xitoyni tushunmay turib, biz u Xitoyningki musulmon davlatlari bo'lgan munosabatini tushunmaymiz. Xitoyga bir nazar qaraydigan bo'lsak, Xitoy o'zimi bu tarixidan faxrlanadi. Amaliyotda haqni haq deyishimiz kerak. Buning uchun hargiz o'zimizni qochirmaymiz. Xitoyning uzun yillik bir tarixi va davri bor. Endi buningki davrning qaysi shaklda o'zgarganligi, qaysi holatda kelganligi bu ayrim masala, ammo Xitoyning Xitoy deb tunilishi, masalan milodiydan burun 221dan 5000 yil o'tgach bo'lgan oralikdagi bir hayot bor bularningki, undan keyin imperatoriya sulola davri bo'ladi, milodiydan ilgari 221dan milodiy 1912 yilga qadar bo'lgan bir davr bosqich, undan keyin 1912 yili bularningki Jungu jumhuriyatini qurish bilan keyingi oxirsida 1949 yillik kommunistlik bir davlatningki o'tirg'i chiqishi va uning hozir qadar davom qilishini ko'ra olamiz. Endi yangi bir o'zgarishda hozir dunyoningki 2-chi iqtisod tashkillik iqtisodni tashkillaguvchi davlat, ya'ni o'zini men dunyoning xo'jisi yoki xo'jisi bo'lish davri menga keldi degan o'ziga tamanna qo'yadigan bir holatda ketayotgan bir davlatni ko'ryapmiz. Demak, bundan biz kuch jihatda, iqtisod jihatda qanchalik yükselgen bir devlet ve bizninki hazırkı turkumuz ne maddi ma insani nezirimizden karga vakti da bizninki kançılık aziz bir halette kürü alalayımız, ama bu şekli bir kürünüş, ama bizninki buladı yok bir kuş bizde ba u bosumu Allah'ı boğan işinçimiz, tevekkülçülüğümüz, bizning hak üstüde boğan irademiz, bu elbette bulanın barlık maddi kuşlarının hem üstün turudu. İnşallah bu şu bu için netice belgüsüyle karayımız. Xitoyning hozirgi ahvolini shakllantirgan 5 turlik chong omil.
bu analizchilarning ki mushu sahada izlangan o'xshamagan davlatlarda yashayotgan yoki Xitoyni maxsus takshirayotgan davlatlarning ki olimlarning ki chiqqan natijasi. Birinchisi tijorat. Xitoy azaldan beri tijoratning o'zining asosi nimasi bu chiqishi, taraqqiy qilishining asosi bir o'rinda ko'rib kelgan. Endi bu tijoratning ki bularning tijoratining taraqqiy qilishining asosliq yo'li manbasi tunigan professor Abdulaziz Qorliq deb o'tdi. Bizningki zaminimiz bularningki iqtisodiy jihatda yuritilishiga eng cho'ng omil bo'lib kelgan narsa shu tijorat. Undan keyin qo'shni davlatlar bilan ilib bo'lgan siyosati bu haqiqatan aldamchilik, buzaq qilish, hakovurlikdan iborat bo'lgan bir munosabat bor. Mushuning bilan bu o'zini ko'rsatib turadi, aldab o'zininki maqsadiga muddatsiz yetib kirishidi. Undan keyin pan texnika masalasida hozir o'zini mushu Osiyo davlatlari ichida bu Janubi Sharq Osiyo bilan mushu rayonlarda o'zini eng kuchli texnika jihatda ilgirilgan bir davlat deb qaraydi. Amaliyotda bu hammasi o'g'irlik bilan boshqalarningkini do'rash bilan chiqqan bir narsa, ammo atrofdagi davlatlar bek ojiz bo'g'achqa shu ilgarilikida Xitoyningki ularga berilgan bir imtiyoz yoki ularning foydalanishiga bir plus deb qarab oldinib kelgilik Xitoy buning foydasini oladi. Axborot kontrolligi hammasi masala bu aydinlashdi yaqinda hozir hattoki Yevropa ellaridami Xitoyningki bu qadar nacharligini tushunib yetgandan keyin hattoki Huawei degan bularningki uskunlarini bu xalqaroliq darajada shpionlik uchun axborot to'plash uchun ishlatiladigan bu shunday bir yomon niyat ekanligini bayqab ma'lum davlatlar buni oldini olishga tirishyapti. Mush axborot kontrolligining natijasida biz masalan hozir o'zimizningki yurtdagi ota-onalarimiz bilan qarindoshlarimizdan ko'rishmayotimiz. Undan keyin din va e'tiqod erkinlik davringi bu davrangni Xitoy silib kelgilik. O'zi qanchalik askilik qilyotgani ichida bu ayrim masala, ammo xalqaroda o'zini dinlarga eng yaqin, bulutmi musulmon ellarga, musulmon islom diniga eng yaqin davlat deb o'zini ko'rsatib kelmoqda. Ana buningki misollarini biz ko'ramiz inshaalloh. Yine bir göstersek. Hem de biz Xitay'ın bizimki şu Müslüman ellerinden düşünüşü doğru geliyordu. Bunu düşünüş için Müslüman ellerinin hazır mevkasını düşünüşü doğru geliyordu. Biz İslam dinini düşünüşümüzde Peygamber aleyhissalatu vesselam ekeyken bir ümmetini berpa buluşu için hareket kılıp umumi İslam dininin körsetmesi boyunca bütün dünyada bir adaletini berpa kılışını, bir hakikatini oturup çıkışını, Allah'ın kanununu kanun kılışını maksat kılıp Allah'ın peygamberi kıyagen. Bu Kur'an-ı Kerim'nin ki ruhu aslında elib berilgan, bunun neticesi de bir kanca esir Müslümanlar şundak bir bayaşet, yakşı bir hür, hatircem, yüksek bir halette siyasi cihatı bulmuşsun, iktisat cihatı bulmuşsun, bir yükselgen bir devrin beşin ötküzgen. Bunu düşünümüz. Ama ya da, hemimiz asası dindin, köplerimizin ki malumatı boğan, karındaşlarımız boğaçka, İslam dininin ki bu halette Müslümanların kulu arkalık aciz bir halet küçüp gelişinin ki sebeplerini hemenle bilisilip karayma. Elbette bu yada meşhur boğan bir kitap var. Ebu'l-Hasan Ali Nedevi'nin ki Mâdâ khasirel âlem bin hitâtil muslimin diyen. Dünya âlem-i İslam'nın ki Müslümanların ki çekilişi neticesi de kançılık ziyan uçurgallığını körüs tüpürüdü. Bunu biz bu yada bunun mevzusu Timo Bumagaçka bunu tohtulup bulamayız hem vakti bunu yer vermeydi. Ama biz hozirgi musulmon davlatlariniki tashkillanish bir orqa tushunishga qaraydigan bo'lsak, OIC, Organization of Islamic Cooperation, ya'ni Islom hamkorlik tashkiloti, bu 1969-yili 25 sentabrda Marokshning poytaxti Rabat shahrida musulmon davlatlar birligi ta'sis qilinib, hozirgi dunyoda tunilgan, tunigan qarindoshimiz Nur Muhammad o'tirib qo'ygan BDT ningki yeni bir xil ko'rinish, ya'ni dinni asos qilgan, musulmonlarni asos qilgan, ammo adolatni maqsad qilgan, zulmga qarshi turish, mazlumlarni qutqizishni maqsad qilgan bir shaklda o'tirib kelgan bir tashkilot. Endi mush tashkilotningki shu vaqtdagi mavqasiga qaraydigan bo'lsak, u Al-Aqsa masjidiga ziyonkashlik qilingan shu vaqtida o't qo'yilgan bir voqea bo'lgan. Buni cho'ng bir jinoyat deb butun musulmon davlatlari buning uchun turib bundan keyingi ahvolda biz birinchisi Masjid al-Aqsoni qutqizishimiz kerak, Falastin masalasiga ega chiqishimiz kerak. Demak, xususan butun dunyodagi musulmonlarningki ahvoliga biz ega bo'lishimiz kerak degan cho'ng maydasiga mustaqil o'tirib chiqqan narsa. Ammo natijada Al-Aqso masjidi bilan Keriyadagi vayron qilingan masjidning hech qanday farqi yo'q Allohning dargohida. Faqat
üstünlük derecesinde üç mescidin ki alahide itibarı var. Başka cihette Allah'ın ki mescidleri, Allah'ın öyleri hem yerde okşaş, Müslümanların kanı hem yerde okşaş, Arap Müslümanların kanı ölen, Türk Müslümanların kanı ya ki başka bir Müslüman kanının ki hiç kandak farkı yok. Bunu hemimiz bilimiz. Ama bula, bu mesele kege vaktıda üzününki şu üzününki yazgan nizam namısına hakiki emel kıldı mı kımmedi mi diye sual kesek, hazır ki vaktinin üzüde kımmayı batıdı ama onun sebebi her türlülük. Hem de bu işlerden bu işini kılanmazlıkka sebepçi boğulan en çok amıllarının birisi Hıhtay'ın ki bulanı kontrol kılıbilişi. Başka devletlerden biri ki Hıhtay'ın bulanı çok tesir dairesini köyüstüsünün neticesi. Müslüman devletlerine esli bir defsanı sakbulattı. İslam ne asas kalan asasta? Coğrafya o başka neyse o yine ayrım ayrım tosumu yine maksat muddaa bir boğanken hemen bir yaşaş gerek. Ama o OIC'nin ki teşkilleniş neticesi de Müslüman devletle birbiriyle hemkarlaşıp yakınlaşıp bu bir gövdeki aynılaştığın küre onun tekimi köpeyip sahne köpeygen bir halde giydi atıldı. Mesela hazır 57 devlet medyanı çıkarlık hem mesela şu İslam hemkarlık teşkilatının azaları umumi zeminimizde şu devletlerinin ki 32 milyon kilometre kvadrat kilometrinde özüçlük alıyordu. Nüfusu 1 milyar 261 milyon. Yani bu başka devletlerdeki yaşayan Müslümanların sahnenin sırt. Yani bütün umum yüzük Müslümanların sahne hala kararda hazır. 1 milyar 900 milyon yetkililer var ama bir işençilik nimizde 1 milyar 600 milyon etrafı da karılıyordu. Nüfusu en köp devlet İndonezya. En küçük Maldiv. Yani bunu demiş gideyim izlesek bir yerde nüp sahnenin köp buluşu az buluşu ya ki yaşavatkan coğrafyanın ki katlı buluşu ya ki küçük buluşu bir devletin devlet buluşuğa amil emez. O küçük bulsumu devlet bulalaydı. Nüp sahne az bulsumu devlet buluş salayeti iyi. Bunun alaka bazı muşundak bir mesele var hazır. Belki nurgullarla anlayan buluşunlar mümkün. Vatanımızın ki nüp sahne eğer at muş halk arada 20 milyon yetti degen göz qarashni amaliyashtiradigan bo'lsak, dunyoshini itirab qan bo'lsa, avtomatik bizning vatanimizningki mustaqil bo'lishiga bir bu cho'ng bir radulluq rol o'ynagan bo'ladi deydigan gap. Undaq bir narsa emas. 2 million bo'lsin bo'ladi, ammo amaliyat haqiqatda bizning sonimiz ko'p. Men uningki bu to'g'ri xatosi to'xtatilmayman, ammo davlatningki mustaqil bo'lish shartlarningki hozirlanishida zeminin ki çok küçüklük ya ki nüfusun az köplüğü şart kılınmaydı. Hoş. Hem de Hıhtay Müslüman devletlerle boğan münasibete karaydıgan bolsak, bu bir tarihi münasibet. Ama özgürevatkan bir münasibet. Öz vakti de İslam dini keneyip, Müslümanlar dünyanı fethi kılıp, iki çok imperiyanı yokatıp, Hıhtay'ın yanına yetken de, yine bizim zeminimiz Şarkı Türkistan payitahtı Kaşkaya'a Kuteybe bin Müslim el-Bahili özünün askerleri bilen şu yaya, şu zeminin destekliği o vakti de Hıhtay bu Müslümanların ki özünün dervası aldığı yıkılıp kevatkallığını his kılıp bu yada bir kilişim kıygan. Onun tarihi kalsak biraz vakti uzaraydı şuna. Bu kilişim neticesi Hıhtay bu vakti de kanda münasebet kıygan dese Müslümanların küştüklüğünü his kıygan bu kaçka bu yada Müslümanlar bilen yakşı ütüş onun baş tüleş, yani cizyi tüleş ne? Kubul kılıp, hiç kanda bir tırkışmasın, asker evetmesin, Müslümanların çıkışıp şu vaktindeki halifelerine bir mezgil, bir rivayetle 200 yıl kadar cizir tüylegen diğer rivayetler mi var? Hem kançıklı gibi bunu tetkik kılıp köysek buludu. Tarih şunas alimlerimiz elbette bununla yakışayarak malumat verişi mümkün. Onun için, Hıhtay'ın Müslüman elleri bilen, tokuluş meselesi gelsek tarihte Şarkı Türkistanlılıkların başka, Şarkı Türkistan'ın başka birebir Müslüman devleti bilen Hıhtay'ın uğruşup kalanlığı, cidel macera kalanlığını uçuratmayız. Yani Muş'un üzerine Hıhtay üzüge Muş'a hazırlıklı Müslüman devletlerinin üzüge karışışta, üzüge mail kılışta naçı çoğun bir nesli işilti batıdım. Gördüğünüz biz ezelden beri bir silahın çıkışıp ötken, yakışı ötken, şu birinci katımlılık Müslümanların nesikagende cizye bir işine makul olup, hatta ki Müslümanların cungu zeminine gelip yaşışı, hatta ki ulanın ticaretine hatıcam ilip bir işi, ulanın baş ilinmaslık, yerliklerden toy kılışını ibaret bakan nurgun kengiçilik siyasetini otturup koygan Müslümanlar bayaşat yaşıgan. Şu devirde, mesela Müslümanların ki davet işlerimi naiti rauna tıpkan bir devir. Hıhtay'ın Müslüman elleri bilen hazırlık münasebeti özgürlüğe karaydıgan bolsak, hazırlık ise asaslık, Tupulan'dan tokaç oğurlaş işini ibaret bulan bir nimile bilen siyaset kılavat olur. Müslüman elleri, muşu 20. asırının ahırları da, 90. yılı, 2000. yılı, muşu 11. yılı, birden burun kuvakta, asaslık Amerika'yı bulan işencisi, Amerika'yı bulan ticareti, Avrupa elleri bulan ticareti, intayın yakışı mangan bir devir bulan, altın devir bulan.
Ama keyin vaqtning o'tishi bilan 11 sentabrdan keyin bu yerda islom dunyosiga bir zarba bo'ldi. Bu yerda Amerika boshlig'idan iborat bo'lgan bu kuchlar musulmon davlatlariga boshqacha qaraydigan, boshqacha siyosat tuzdigan, tashqi siyosatini o'zgartgan bir holat shakllandi. Demak, musulmon davlatlari biroz o'zida ikkilanib qoldi. Zari bular bizdan rasmiy do'stona muomala qilyotamdi yoki bizni aldayotamdi degan bir tushunchaga yetgandek bir holatda Xitoy bunodan foydalandi. Undan keyin Xalij urushi deymiz, Iroq urushi deymiz, yaqinqi mushu arab nimalari bahar urushlarining natijasida nurg'un musulmonlar ziyonga uchirgan bo'ldi, iqtisodiy ziyonga uchirgan bo'ldi, Suriya masalasi bo'ldi. Hammasida foyda kimga bo'ldi desa, Xitoyga bo'ldi. Xitoy buni fursat deb, bularni biz sizlarni qo'daymiz, sizlarga iqtisodiy yordam qilamiz, buzilib ketgan va yaram bo'lib ketganlarni o'nglab beramiz, hattoki masjidlaringizni sab beramiz deb musulmonlarni islom nomi bilan oldi dedi. Masalan, islom nomini aldashda Aljazoirda masjid sab bergan nimalar bor? Masjidga nima qilib bergan, mablag' sab bergan ahvolni uchurtimiz. Yana 2018-yili o'tgan yili İslam iqtisodi, mesela İslam bankçılığı, nimesida Xitoy biz buningga mu yordam qilamiz deb bir memorandum of understanding deydi. Bir tushunishga hazır qilish uchun bularningki Islamic Development Bank bilan birlikte bular bir yig'inlarni urushtirdi. Buningda biz buni qo'llaymiz, İslam bankçılığını qo'llaymiz deb hattoki bu Yevropada mutlaq unchilik bir shaklda o'tirga qishmagan narsani Xitoy oldiga buningga mablag' solishga tayyor ekanligini ko'rsatib o'tdi. Ammo vatanimiz ichida dal ta'tursini qilib otdi. Chunki bu musulmon davlatlarningki qanchalik oldinganligini biz buni his qila olamiz. Ana bu bir ko'rinish buningda Xitoyningki shu musulmon ellarga solgan mablag'lari. Dunyoning masalan o'tir sharq va boshqa davlatlar ko'p neft eksport qilgan davlatlar buningki asos 45%ini hozir shu 2017-yilda Xitoy sotib olganligi haqida nimalar o'tirga chiqqan. Buningda 145 milyard dollarlik iqtisodiy kelishim hosil qilgan Xitoy bilan shu atrofdagi davlatlar. Hattoki shu Arab birlashma xalifaligiga solgan mablag'lar har xil ma'noda, har shaklda Afrikada qolgan narsalar tunigun doktor Abdujalil Qorliq bu masalani to'xtatib o'tdi. Nima uchun bu Xitoy bunday qilayotganligini, buni qilishda ularga yordam berish emas, ularning kukunini siqish. Demak, hozir Arab davlatlari qaraydigan bo'lsak, meba boyligi bor ketyapti. Ammo bu vaqt o'tgan sari buni azayish boshladiganligi hozir o'tirib chiqyapti. Nip tugagandan keyin bular hozir qadar kuranglagan puli bilan kuranglagan bu kuranglishi to'xtab qoladi, astalaydi. Undan keyin Xitoyning solgan mablag'lari bularni qistashga boshlaydi, ular qaytarilmaydi. Natijada yoki siyosiy jihatda hozirgi ahvolimizga o'xshash, ularning oldiga berib, Xitoy qanday siyosat tussa, sizlarni to'g'ri deyishga majbur bo'ladi. Hozirda buni sunib 37 davlat o'tirib chiqqan bo'lsa, bundan kelgusida uningdan yomon oqibatlarning kelishini mushohalat qilmagan bo'lsa, bundan biz bo'lmaydi, endi mushoha to'xtab qoladi deb qarsa bo'lmaydi. Uningdan yomon ahvollar kelishi mumkin. Endi ziyonni tatish nimasida biz yana cho'ngroq ziyonga uchrab qolishimiz mumkin. Bu yerda bir nima bor masalan, yaqin qilinimida 22 g'arib ellari tavsiya nimaga Xitoyning kimush lager masalasida Uyg'urlarga Sharq Turkistonga qaratgan siyosatini o'zgartirish, to'xtatish yoki buni bu adolatsizlikni qimmat haqida tavsiya qilgan bo'lsa, 37 davlatlar buning ichida 7 dona arab davlati bular qopib Xitoyning qilayotgan ishini biz qo'llaymiz, to'g'ri qilyotdi dedi. Endi hozir biz dunyoning nihoyat bir ta'tir bir shaklda nimasi yashayotganini his qilamiz o'zimizni. Amaliyatda bu almashgan bo'lsa, u bizga to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Almashgan shaklda ko'rgan bo'lsak, musulmonlar mayoq o'yitib, ala oyoq o'tgan bo'lsa, ha to'g'ri, ammo musulmon qarindishimiz bo'lgandikin, innamal mu'minuna ikhvatunning asosida bular bizga yordam qilyotdi deb, hech bir qiblanmasmi, o'z so'zi bilan biz qo'shilyotdik. Amaliyat bundoq emas, boshqacha bo'lyapti. Endi bu yerda tarix qaraydigan bo'lsak, buning mushu holat bo'lib qolishida biz qoraqlik musulmon davlatlari bunday qilyapti deb xapolashdan burun musulmonlarning mushu holatiga kelib qolishgan, mushundoq parchalanishiga kim sababchi bo'lgan degan tarixga bundoq nazar soladigan bo'lsak, hozir qo'yning terisini kiyib musulmonlarga nihoyat yaxshi bo'lib ko'rinayotgan mushu g'arib ellari o'z vaqtida yomon cho'ng dushmanlikni qilganlar mushu. Bu bir haqiqat. Lawrence of Arabia degan bir danliq bir shaxs bor. 1800-ning oxirlarida o'tirga chiqqan, o'tir sharh kelib butun arablarning tarixini, jo'g'rafiyasini, ahvolini o'rganib, bularga yordam qilgan shaklda kelib turib, oxirida butun musulmonlarni parchalashga rol o'ynagan. Hozirga qadar musulmon ballari musulmon avlodlar shu Lawrence of Arabia degan kinolarni faxrlanib turib ko'rdi.
acayip yakışı adam kepti ki bunda kutluken deydi. Emeliyette o buzuşkin kegen neticede Osmanlı'nınki hilafetinin yıkılışı aşınınki nait çoğun rulu boğan bunun da. Ama hazır ki maarif sahası da halkımız, evlatlarımız bunu zeherini şeker de kubul kılıp şu manada menevatkan bir hayatını kurvatmış. Neticede bu bunda kulağıdı. Endi bu yerde üç kıl bir ahmakanlık var. Endi bunu ahire koysam bulatı hazır ben dep bulup kiyin onu uyutma. Bunun adım belki nurgun neslerini düşünülüşünler mümkün. Biz duç kılıvatkan bu şu hazır kuvaktan üzere. Hıhtay öyle Müslümanlar oturuştu ki münasebet. Bizninki kapırlardan yardım eriş anmaslığımız kılsak bulandı bulmamdı diken nurgun hep kaçtı gepler var. Mesela bu şu türüngenki vakaya çıkkandınkin bulup mu Avrupa'da Amerika'da yaşamatkan üzümüzden kırındaşlarımız, Uygur kırındaşlarımız hakikaten bunun açığı geldi. Biz ne okşa açığımız geldik. Bu kanda boğun deyimiz. Lekin bunu kulen bırakla İslam hücum kılış. Müslümanlığa hücum kılışın ibaret boğun naiti bir hata bir nesle oturup çıkıp oturdu. Biz bilimli kişiler buluştuğumuzla bu davanınki ilgileri buluştuğumuzla bu meselelere biz soğuk kallık ile muamele kılışımız gerek. Arapa kayla hazır bizden ahvalımız karaylı. Biz bazı din namedin bazı bir hatalıkla kıp kaldık işimiz var. Dinde mehrem namahremlik meselesi var. Ama bu malum yakaya vakti de bununla karalmaydığın bir ahvallarının şeklinde bulundu. Mesela bir kız suğu çüşüp gitken bu olsa, balagat gitken bir kız, garık bulava tutu, kutuluş için yardım sürava tutu. Ama biz bir yakaya kaldık, karısak bir kız bala. Yani bunun kulunu tutsam, bu mehrem bulmasam, ben onu kanda kılama edip, bunu fıkhi meselelerine oynayıp yüksek, ah kız bala ölüp kalıdı. Bu vakti de hiç kandak bir mümin, hiç kandak bir alim, bu vakti de anı kutuluşunun mühimliğini yok çıkamaydı, kutkuzun deydi. Yani bunu, onda kısa hatalıydı Allah olsun, işe de oturup yanına, işe de cevap verir. Çünkü arkamızda ama dilip boğanda, kiyin yezip, oy, Abdüselam mındak digende, kalemekan yapmasak, o vakti hemen narazı olurum. İşe de disanlı bulurdu. Şu an için işe de sıkılmaz. Çünkü ötke yelemen, çıkan vaktinde bir yığızında Müslümanlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki, dünyaya gelişideki asaslık maksatlarının birisi, dünyada adalet berpa kılış dedim. Hele hem şu güpümde çantırım hemen. Ama bazıları bununla, hatalaştı. Müşündak bir dini alim durup Peygamber Aleyhisselam'ın ki dünyaya gelişi İ'lâ-i kelimetullah tutsa Allah'ın birliğinin üstüne çıkışırsa adalet çakırışın geldi hatalaştı. Hey Allah'ın birliği çakırışını adaletin birinci baskı çürüme La ilahe illallah mesna. Onu düşünmek adam gidemiz İnne şirkele zulmun azim. Adaletin del eksinime karşısınime zulüm. Zulümün en çoğunime şirk. Allah şirk geldiriş. Demek adalet İslam'ınki bir İ'dîluhu ve akrabu littakva. Sen adil bulmayı durup takva bulunmaysa, adil bulmayı durup mümin bulunmaysa, demek İslam bunu çakır kılıyordu. Hele hem şu gibi bir türüme. Aşık hep ne kadar Adem, bu gibi mi anlıyorsun? Eğer yamını kestim, hem de aldığımı kestim, ben geldim ben Türkiye'ye, sözleşime. Gep olsa meydanda kılışımız gerek. Çünkü bunda kılmasa halkımızın biz üzümümüzün gepüyle aldap kuyvatımız, muşunda kılıp fitne peyda kılıvatımız, aramızdaki ittifaklık da müşteri meydana çıkıp ne çıkın vaktimiz daha yakalasa, ahirsiyle bunu yaman garazlık insanlar, zehir çeçiş arkalık, bizim birliğimizi buluşka, bizim kılavatkan davayımız, hizmetimizge, tusak buluşka, hareket kılavatkan bir kısım insanlar var. Bula, ya ki akılsız, ya ki ahmak, ya ki bu Musa, Hıhtay'dan ibaret olmamızın eşeddi düşmanımızın galçileri. Ben bugün bir şey de öteyim. Ündeki işkini mesela, soğuk çıkartken bir Müslümanını kutkuzuş için, kulunu sunan bir kapırgı mı, kulunu uzatmasın mı, bir ahmaklık. Sen Müslüman soğuk çıkartken, bir kapırgı ile kutkuzun, yok sen kapırken, sen beşli Müslüman bol demdok. Demeyimiz. Onun için soğuk çıkıp gitken bir kulü pütü çöp gitken, bağlanıp kalan bir adam, bir kırın, üzerinden kırın dışı olsa, akam değil, yak inim değil. Ama o kulü bağlanık. O benim soğuk çıkıp gitken bir köyde. Kutkuz mu de? Onun için ben sen benim kutkuz mu doğrudan da bu kırın dışında hapılaş, benim hakkım var mı? İşleşimimiz de bizden başkalarına hapılaş, anımızın hakkı yok, digendek bir oturup çıktı. Ben bu şuna doğru tehlil kılsak, bu şuna bir ehval kitabatımız kılın. Biz garip bulavatkan, yukulavatkan bir millet. Ama bizim kutkuzumuzda bazı bir işler bulavatıdı, bunu alkışlaşımız gerek. Yakşılıkı yakşılık kaytırışımız gerek. Bu bizim İslam dinimizde üretken neyse. Ama bu şu birinci nemi de yeni bir izahla bir tüketey. Aşı kızını kutkuzup boğan dinkilla, aşağıda o münasebet tügeydi onun dinkil, onun yüzü senin namahremin o. Onun kolunu kim tutanmaysa. Şu vakitlik, bir minutluk iş bu. Kutkuzuş. Hüdde tüngüzgüşünü hayat, mamatlık meselesi yiyişki ruhsat kılınan, belki buyurulgan kokşaşlı mesele. Çünkü başkalarına ağa yardımımız mı? Ulağına yardım hep boğandı iken rahmetimizi bildirimiz. Üzümüzün yoluğa, üzümüzün davasına mınıp kitiverimiz. Onunla kulen biz davayımızı setip etmeyimiz, maksitimizi setip etmeyimiz. Kılıvatkan iş hareketimizin için özgertip etmeyimiz. Manuktuğunu belki yakış düşünüşümüz gerek. Sıra ötkesek olduğu için 2 minut vaktim kaptı. Müslüman dünyası ve biz. Hem de bizim hakkımız ne meğerse bizim dini hakkımız var. Biz üzümüzünü şu bir Müslüman dünyasınınki bir parçası edip hesaplayımız. Bu bizim hakkımız. Bizim mecburiyetimiz ne verirse biz şularga üzümüzden şuların bir
bedeninin bir parçası ikenliğimize doğru yetkiziş, bu bizim mecburiyetimiz. Bunu devam kılışımız gerek. Nemini talep kılımız? Ulan biz kırındaşlık ne? Adalet ne? Hak üstüde müstakem turuş ne? Sen bir Müslüman üçün gam kaygı başka durmasan, sen üzerinin imanı da üzerinin çatak çıkıp da tavsiye bir iş ne? Biz ulan üzerimizdeki mecburiyeti kılayımız. Biz ulan üçün talep kılımız. Nemi kıpır eleydi? Kılıdığa işlerine ait köp. Toktansak bu ayrım bir nesli toktan vakit getirir bununla. Emeliyet veri yallak karaydıgan bolsak, bayam digendek, nurgun nesle ulanın kılımızda mı kılınmaydıgan bir halet giydi. Fakallığı, kol putu çüşergeldiği için, mezun işlerine kılış imkaniyeti bozsun mu, kılmayavet kaldığını kürbetimiz. Hem de biz Müslüman ellerine hapı buluş hakkımız bağ digen ehvalde, biz hapı bulup ulağıyla münasebenin üzüvesek, bu bizge paydakilerin düzeyen müdürse nurgun ziyan ekiliyordu. Hem de bunun bizge dünyalık ziyni var, imani, İslami ziyanları var, maddi ve iktisadi ziyanları var. Öyle. Bizden imanımız çok kötüydü. Biz bazı Müslümanlardan yüz öğrensek bulmaydı. Ula kim buluştun kat'i nazar? Müslüman, la ilahe illallah dedik, o benim kırındışım. Ama bir yada, bugün bu oturu kuyuldu, biz Müslüman elleri bilen, İslam, Müslüman devletlerininki hakimiyetlerini, o onun iğulu vakallarını biz ayrım düşünüşümüz gerek. Umutsuzluk ile bağmasızlık gerek bizden işimiz, çünkü biz, umutsuzluk bizde tekimi çoğun ziyan ekledi. Müslümanların kemçiliğinin İslam'dan kürüş meselesi, bu bir hatarlık bir mesele hazır. Oturu çıkıp atıdı, bunu biz aldığına erişimiz gerek. Bu mesele bizimki ülümalı haberliği ve dini kırımdaşla şu dinine asas kılgan şunu asas kılıp hizmet kılıp atıkan dini teşkilatla deyimiz ya ki şunlarınki üstü yükümdüğün çok bir mesuliyet. Bunu biz adaklaşımız gerek. İslam dininin vazgeçiş meseleleri Hristiyanlı iş meselesi bulup atıdı hazır. Estağfirullah, bunu biz kürüvatimiz bunu Avrupa elleri yaşayıp atıkanla her hır şekilde bulup atıdı. Kızlarımız Hristiyanlığa toyuk kitap atıdı, oğullarımız Hristiyanlığa'dan ya ki başka dinlerden toyuk kılış mesela 101 atıdı. Bu ne meydese ulanın adli bir nesli, yüzünün dinini ügenmeyi durup, biz gün nümik geldi Müslümanlığa'dan deydi gayrı var. Dünya ve ahirene kulduğun bir iş bu en çok paci. Dünyada mı mehkum, ahirette Allah'ın azabı kalıp kalsak o çok ziyan bulundu. Hem de bizdeki hata düşençiler, bazı kapılarını yardım sorsak kapı bulup gitmemdok deydi endişeler. Bugünkü İslam'a mensup olmayan kişiler, İslam'a mensup boğallığımız için bugünkü kaldık deyip Şarkı Timur'ninki ve Azırkı Cenab-ı Sudan'ın meselesini oturup çıkarıp durup biz eğer Müslüman boğmağın boğsak, na'uzubillah, ya ki İslam dinine mensup boğmağın boğsak bizden kutkuzduğun amillah, küşler, tekimu çoğun hareket kılıp bizden kutulduğun bulattı deydiğen bir geplaba. Şimdi bir yerde bizden İslam'ın bir prensip var arkadaşlarım. Doğru bilen hatanı biz arlaştırıp koymasakımız gerek. Hata buluyordu bu. Eğer Müslüman kılsın mı? Biz hata, doğru hata ayrılmayı iş kılsak ziyan tatırmamız inek. Ama doğrusunu şeytan kısmı doğru oldu. Bunu itiraf kılışımız gerek. Bu meselelerde biz kaymakkallığımız için öz ara birbirimiz gibi olan düşüncemiz mi hatalı fikir tutuldu? Ben ahirki nümede tüketeyim de. Nüme kılışımız gerek? Karab Östan'la Allah'ın biz gibi olan nusretiği işin işimiz gerek. İmanımız. Hüddü Peygamber Aleyhisselam öz vaxtıda kandak uğruşuyla kandak boğan. Musa Aleyhisselam'ın ahvali aşı denizden aldığı kep kağa vaxtıda kandak boğan. Bu meselini esletip durup. Biz çokum Allah bizge yerden birdo. Yüzümüzge tayin iş, toğır hareket kılış. Toğır hareket kılış diken, muşundak bir cemaatçilikte, muşundak bir hareketin arkasını durup, onu yüylep, onu kollap, kulumuzun kilişçe, manevi maddi cihet yerden kılış kılışımız. İslam dünyaya boğan ehvalimizin zirikmesini anlatış, insan hukukları meselesi de, defsen kılınavatkallığımızda paketle oturu okuyuş, Müslümanları yaşavatkan Müslümanların maddi ve manevi yardımlarını, kılgallar var, onu hemen yok kılvesek bu maydı, olanı takdirleşimiz gerek. En ahirisi de, bir tünü günler bana bir nimi geldi. Ötkesek. Malaysiyalik Uyghur meselige nima qarab atqan harakatga qiziqib atqan va yordamni bulab atqan organlarga biz bu yil ikki qatim u yerga ziyorat bo'ldi. Hammalarning xabari bor. Hammalarning duolari bizlarga bo'lgan bo'ldi. Alhamdulillah, Alloh rahmat qilsin hammalarga. Xush bo'ldik o'zimizmi orqamizda mushtaq bir yaxshi bizni qo'llab mushtaq atlan duganligingiz uchun. Undan keyin arab davlatlarining bir qancha davlatlarga qarindoshlarimiz bo'lgan bo'ldi. Bu bir yaxshi bo'ldi, ammo bu boshlanish. Bu davom qilish kerak. Ammo shu tunigun bu yerdeki kardeşlerimiz bizge bir nesini muşunu oturup koyup her bir onların samimi hesap koyuşumunu iltimas kalmak için bunu bir yerde en ahirki bir slide koydum. 57 devlet Müslüman devletiyle ehvalini anlatışını küçüğe itenler dedi. Bunu umutsuzlanmalı, küçüğe itip durunla. Bunu tohtatmalı degen. Ondaki halkaralık, Uygurluk, Uygur kişilik hukukunu kukudaş birlik sepi kurup çıkış için bir hareket kılış. Bununla az dedi aşı min tane teşkilatına asas kılış. Çünkü her bir devletten durgun teşkilat, birer yüz teşkilat bulundu. Minle asas kılıp, min teşkilat birlikken birlikse kurulsa, bunun şuna azabı olsa, o vakti de bazı bir hareketler, faaliyetlerini kılsak, neticesi yakışı buludu. Yakında Malaysia'da 15 teşkilat birleşip durup, Kıhtay konsulu aldığı biri bayanat tapışırgan buldu. Ama bu üzünün, ulanın üzünün de işe biz yakışı kılanmadık, ama biz bunu tohtatmayımız, yeni kılımız davet edildi. Bu 23. silahı, bu aynı ki, bu yerde bir yeni bir kayıt yığılış bulmak için, inşallah bu yerden kırımdaşının birisinin 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 bir
berishni umid qilamiz agar imkon bo'lsa. Dunyo jamoatchiligiga, masalan, ASEAN deymiz, Sharq Osiyo davlatlari, boshqa Afrika birligi deymiz, Yevropa birligi, bu yerlarga shikoyatnomani to'xtamay yozib turish, Malayziya bosh ministri Mahathirga Uyg'urlarning ovozi bo'lib turish taklifini berish, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini Xitoyga bism ishlashga chaqiriq qilish. Endi bu ba'zilar bulavatdi, ammo biz qilib qo'ydik emas, buni davom qilish aqsini uni suylash. Masalan, tunigun qarindoshimiz Nurmuhammad bir nimasi, bizningki tashkilotchiligimizningki bir kamchiligi, biz bir ishni boshlaymiz, bir projeni boshlaymiz, uni oxirgacha keyinda tumaymiz. Natija kutimiz biroqlar, mana qilib qo'ydik, natija chiqsin. 10 ming kishilik imzo to'plashimiz qildik, endi qani buni natija qayerdan keldi degan, biroq ishdan oyoqqa chiqa chiqmasam, shuni qilayotgan qarindoshlarga suollar bilan nurg'un qo'yishimiz, bir minut ketmaydigan bir imzo berish, ammo suollar bilan bularni qiynab o'tamiz. Ana emas, biz davom qilishimiz kerak. Alloh rahmat qilsin, hammalarga kechiringlar, vaqtingizni olib qo'ydim.